Herkese merhaba, bugün 28 Nisan 2022 Perşembe. Burası Van 100. Üniversitesi'nin video servisi. Az önce bir davet aldık. Akdamar Badem Çiçeği Festivali için. Şu anda hızlanıp Akdamar Adası'na gideceğiz. Ama öncesinde Gavaş'ta bir kortej yürüyüşü açılış var. Gün boyunca bu etkinliğin ve bu festivalin çekimini yapacağız. Üniversite olarak, paydaş olarak katılıyoruz. Öğrencilerimizle beraber. Biraz ani gelişti. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. İnşallah hava muhalefetine takılmayız. Hadi bakalım. Bu arada geç kaldım. Bu yıl Akdamar Adası'na gidememiştim. Sürekli bir fırsatını kolluyordum, bekliyordum gitmek için. Hep bir yoğunluk, hep bir koşuşturma vardı. Aracı park ettim. Bu arada Mehmet günaydın. Öbür tarafa demiyor değil mi? Yok, burası abi. Tamam. Burada bekleyeceğiz. Yavaştayız. Az sonra program başlayacak. Bu arada Artos'un bulutları çok güzel. Size orayı göstereyim bir dakika. Şöyle tam görünsün camiyle beraber. Gavaş'ın çarşı merkezinden Artos çok heybetli görünüyor. Buna benzer Hakkari'de böyledir. Sümbül Dağı bayağı bir heybetli görünür Hakkari'den. Etkinlik burada yapılacak. Saat Kulesi'nin orada. Umarım sorun çıkmaz. Drone göndereceğim. Kolay gelsin gençler. Bizim kurumsal ekibi, haber ekibi. Fotoğraf, video ve haber metni yazan ekip. Çarşı merkez. Çok güzel bulut ya. Umarım ada programı iptal olmaz çünkü öyle bir ihtimal varmış. Sergi varmış. Saat 11'e kadar burada bir program var. 11'den sonra eğer iptal olmazsa adaya geçeceğiz. Saat 13'te de adada Badem Çiçekleri Festivali açılışı olacak. Nereden bakarsanız bakın çok güzel görünüyor Artos Gavaş'ın içerisinde. Yalnız saat bozuk. Her zaman olduğu gibi meydandaki saatlerin hepsi bozuk. Şu anda saat 4'e çeyrek var. Kullanırken korteji kaçırdım. Şu anda yetişmeye çalışıyorum. Her açıdan güzel bu dağ. Abi arabayı almaya mı gidiyorsun? Tamam. Yok yok. Akdamar iskelesine doğru gidiyoruz. Kortejden önce gidebilmek için alternatif yol. B planı. Burada Ebubekir Azizoğlu'na da selam olsun. Kendisi arkadaşım. Şurada bir yerde evleri vardı. Gavaş'ın bahçeli evleri çok güzel ya. Tomurcuklar patlamış, çiçekler. Bu arada şuradan Halime Hatun kümbeti görünecek biraz sonra. Alternatif bir yoldan gidiyoruz B planı. Şurada kümbet var ama. Burada görünmüyor pek ama neyse ben size onun çektiğim görüntülerini göstereyim. Çok iyi bulut var ya. Mehmet, harika bulut var. Abi şu an Akdamar Adası'na bakacağız. Üstte var ya biraz daha. Ve ada göründü. Aa!
Yavaş iskelesine geldik. Aktanor Adası karşıda ve tekneler dolmak üzere. Biraz sonra adaya doğru hareket edilecek. Badem Çiçeği Festivali başlıyor. Adaya geldik. Hemen fiyatları okuyoruz. Bilet 35. Müze kartı 60. Bu arada adaya gelirseniz mutlaka şuraya çıkın. En üst tepe var ya. Yoksa bir anlamı olmuyor. Ve çekim ekibimizden tabii ki Mehmet Yıldız. İş yerinden arkadaşım, beraber Puan 100. Yıl Üniversitesi'nin kliplerini yapıyoruz. Haber kliplerini, tanıtım kliplerini, sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoları. Çok kalabalık olduğu için bayağı bir tekne trafiği var. Yolcusunu bırakan tekneler geri dönüyor. Ben de itiraf etmek gerekirse hiç bu kadar kalabalık bir etkinliğe gelmemiştim. Halen tekneler geliyor. Geliyor mu bakalım. Geliyor. Adanın en güzel sevdiğim yollarından birisi şurası ama çiçeklerin arasından böyle küçük bir yol var. Genelde gelin damat fotoğrafları için Akdamar'a geliyorlar. Bir çift gelmiş. Kim?
da fon o olsun. Ben de şu Tahsin Ceylan'ın fotoğraf sergisini size gezdireyim. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar incin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir insandır. Bana düşmez can vermek bu yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Haberciler yine iş başında Özkan Bilgin ve Mesut burada haber geçiyorlar. Röportaj hazırlıkları. Anadolu Ajansı ve TRT Kürdi burada. Birinci Badem Çiçeği Festivali'ne şimdilik veda ettik. Dönmemiz gerekiyor. Bir temel atma töreni varmış. Yarım kaldı çekim. Biraz da içimde kaldı. Daha çok çekmek istiyordum. Hem drone, hem fotoğraf, hem video. Nasip kısmet, üniversitedeki temel atma ve sağlıkla ilgili bazı cihazlar alınmışlar. Onların açılışıyla ilgili bir haber video çekeceğiz. Onun için ayrılmak zorunda kaldım. Attığım aradası böyle.
Aslında uzun uzun orada anlatmak istiyordum. Badem ağaçlarını daha çok çekmek istiyordum, tavşanları da. Ama kısmet olmadı. Nasıl kısmet diyelim? Bir sonrakine. Akdamar iskelesine döndük. Yalnız bir sorun var. Arabanın anahtarını adada düşürmüşüz. Kaybolmuş. Neyse ki polisler bulmuş mu? Bulmuş. Bulmuşlar. Şu anda anahtarın gelmesini bekliyoruz. Boğdum. Ama güzel anı oldu değil mi Mehmet? Evet. Çok güzel. Ben de koşa koşa geldim. 2000 mi? Ve Akdamar Adası'na veda ediyoruz.